Merhabalar arkadaşlar, Bir Dünya Oyuncağı hoş geldiniz. Bugünkü videom için slime kaplı dev sürpriz yumurta hazırladım. Sürpriz yumurta videolarını bayağı bir özlemişim arkadaşlar. Geçen yıl oldukça fazla yapıyordum. Sizler de yumurta videolarını seviyorsanız kanalımda diğer yumurta videolarını izleyebilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel çizgi film karakterlerinden oluşmuş oyun hamurundan yaptığım dev sürpriz yumurta videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Açıklamalarda paylaştım. Tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. İçi bir sürü oyuncakla dolu dev sürpriz yumurtayı daha önce slime'la kaplamamıştım. İşte bu videoda bunu da yaptım. Yumurtamın üzerindeki slime'ı temizledikten sonra içindeki oyuncaklara bakacağız. Hepsini tek tek açacağız, inceleyeceğiz ve sonrasında bakın iki tane Barbie oyuncak kutusu açacağız. Artık Barbie evin her yerinde ve artık Barbie her videoda olacak arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden artık şu slime'ı yumurtanın üzerinden çıkartıyorum. Evet, yumurtamın üzerindeki slime'ı tamamen soydum ve birazcık slime'la oynuyorum. Arkadaşlar bu harika bir slime. Mutlaka bunun videosunu izlemelisiniz. Açıklamalarda ilk sırada paylaştım. Yapımı çok basit ve sonuç garantili bir slime arkadaşlar. Hepinize öneriyorum. Boncuk. Şu sese bakın arkadaşlar, çıtır çıtır harika bir slime. Ve artık slime oynamayı bırakıp yumurtamı açmaya başlıyorum. Hadi hemen yumurtamızı açalım ve içinde neler varmış bir bakalım. İlk olarak elime gelen işte bu klozet. Önce bunu açalım. Poyraz için marketten almıştım. Şekerleri de sanki tuvalet fırçası gibi. Paketin içinde iki tane lollipop var. Sanırım burada da şeker var. Oo, bu patlayan şeker mi arkadaşlar? Bu klozet benim Barbie'lerle evcilik oyunlarımda işime yarayabilir. Hatta istersem rengini bile değiştirebilirim. İkinci olarak hangisini açalım? Sırayla gidelim. Hemen önümüze çıkan oyuncağı açalım. Pepe'nin yeşil renkli kumbaralı yumurtası. Bakalım içinden ne çıkacak? Pepe karakterlerinin olduğu bir broşür çıktı. Pepe, Bebe ve Şila'dan oluşan bir çıkartma. Pepe ve Maymuş'tan oluşan 3 boyutlu bir kart. Bir tane de yeşil minik yumurta çıktı. Bakalım içinde ne var? Sanırım şeker var. Bu sefer şeker çıkmadı. Çakıl çikolata çıktı. Bunları çok severim. Evet, şimdi hangi oyuncağımıza devam edelim? Yine burada bir yumurta gördüm. Onunla devam ediyorum. Bu da Disney'in bir sürpriz yumurtası. Üzerinde Daisy Duck, Mickey Mouse ve Minnie Mouse'un resimleri var. Bakalım içinden ne çıkacak? Pluto, Minnie Mouse ve Donald Duck'ın olduğu bir kart çıktı. Bunlar sanırım çıkartma. Evet arkadaşlar, hemen şuraya yapıştırıyorum. Yumurtanın içinden bir poşet şeker ve bir Daisy Duck çıktı. Daha önce bana bunun mavi kıyafetli olanı çıkmıştı. Acaba şimdi hangisiyle devam etsem? Disney prensesler poşetini açalım. Bakın burada Ariel'i görüyorsunuz. Harika değil mi arkadaşlar? Peki sizin en sevdiğiniz Disney prensesi hangisi arkadaşlar? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım şimdi ne çıkmış. Ve Ariel.
Ve bu figür bana daha önce çıkmıştı. Olsun, Ariel'i çok sevdiğim için çok mutlu oldum. Şimdi de Winx poşet açalım. Arkadaşlar, bu poşetlerin içinden harika şeyler çıkıyor. Daha önceki videolarımda belki izlemişsinizdir. Açmıştım. İki ayrı Winx poşeti harika çıkmıştı. Bloom çıkmıştı. Bloom ve Stella çıkmıştı. Evet. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Oo, çok heyecanlı. Winx poşetimin içinden Tekna karakteri çıktı. Tekna'yı sever misiniz arkadaşlar? Ya da Winx karakterlerinden en sevdiğiniz hangisi? Ben Winx karakterlerinden en çok Flora'yı seviyorum. Tekna'yı da diğer çıkan oyuncaklarımın yanına alıyorum. Ve ben açılacak oyuncaklarıma geri dönüyorum. O zaman hep poşet açtık. Poşetlerimizi bitirelim. Ve bir pony poşeti açalım. My Little Pony'yi sevmeyenler var mıdır acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Çünkü hepsi birbirinden tatlı. Çizgi filmi harika, sürükleyici, çok keyifli. Ve içinden her seferinde farklı pony çıkıyor. O yüzden bu poşetleri de çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi paketimizi açıp içine bir bakalım. Bakalım bu pony poşetin içinden hangi karakter çıkacak? Evet, harika, çok tatlı. Ve poşetin içinden yine harika bir pony çıktı. Safir Shores. Evet, ismi buymuş arkadaşlar. Tek boynuzlu ve renk uyumu harika. Evet, bu poniyi de diğer oyuncaklarımın yanına alıp ben yumurtamın içindeki diğer oyuncakları açmaya devam ediyorum. Little's Pet Shop oyuncak paketini en son açalım. Şurada bir 5. sezona ait Cici Bici paketim olacaktı. Şimdi onu açalım. 5. sezon oyuncak paketlerinden harika karakterler çıkıyor. Bakalım bana şimdi hangileri çıkacak. Pembe ve yeşil renkte, çanta şeklinde iki tane Cici Bici paketim var. Kapağı açtıktan sonra diğer paketleri de birbirine ekleyebiliyorsunuz. Hazır yeşili açmışken hemen içindeki Cici Bici'ye bakalım. Paten çıktı arkadaşlar. Bakalım hangi reyona aitmiş. Bana yeşil çantanın içinden çıkan nadir Cici Bicilerden Şıkır Paten oldu arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Umarım bu pembe çantanın içinden sınırlı sayıdaki Cici Bicilerden çıkar. Begonya saksısıymış arkadaşlar ve yaygın cicibicilerden olsun ama çok tatlı bakın. Hatta onu böyle kalemime takarak kalem su olarak da kullanabilirim. Evet, yumurtamın içindeki son oyuncağı da hadi açalım. Little's Pet Shop'tan kombin yapabileceğimiz bir oyuncak. Hemen kutuyu açmak istiyorum. İsmi Blight mı arkadaşlar? Bakın burada çok tatlı bir koala var. Sanırım bu kostümle Shelia Makilikudi, bu kostümle Blight oluyormuş. Bilmiyorum, emin değilim. Sanırım fotoğrafçı bir arkadaşımız. Bakın fotoğraf makinesi var. İşte böyle iki farklı şekilde kombi yapabiliyoruz. Koalanın ismini bilen var mı? Evet, slime kaplı dev sürpriz yumurtamın içinden çıkan oyuncaklarım bunlar. Beğendiniz mi arkadaşlar? En çok hangisini beğendiniz? Şimdi sırada ne var? İşte bu Barbie oyuncak paketlerim. Hadi şimdi onları oyuncak kutularından çıkartalım. Barbie'lerimin ikisi de aynı arkadaşlar. Aynı özelliklere sahip. Elbiseleri ve saç renkleri farklı. Hem de onlar çok iyi iki arkadaş. Önce Barbie'yi, sonra arkadaşın oyuncak kutusundan çıkartalım. Wow, ben burada ne gördüm arkadaşlar? Beni en çok ilgilendiren kısmı bakın, ayakkabıları çok güzel. Stiletto ve açık bir ayakkabı harika. Çok yakışmış Barbie'ciğim. Ve burada benim için bir yüzük var. Önce bir yüzüğümü takayım. Ve şimdi de Barbie'yi oyuncak paketinden kurtarayım. Saçları çok güzel, yumuşacık. Elbisesi ve bir kemeri var. Kemerini başka elbiselerde de kullanabilirim. Kemer ya da taç olarak kullanabilirim. Ama sanırım kemer olarak daha şık olacak. Barbie'cim bize doğru şöyle kameraya bakar mısın? Evet, harikasın Barbie. Şimdi arkadaşını oyuncak paketinden çıkarmak için seni biraz arkada bekletiyorum. Barbie'nin ayakkabısının pembe renkli olanı da arkadaşında varmış. Harika bir açık stiletto. Ve bir tane de mavi yüzüğüm oldu.
Hemen onu da takıyorum. Şimdi de arkadaşım bağlı olan yerlerinden çözüyorum. Ve işte aynı elbisenin farklı rengi, yine kemeri var. Bakalım taç olarak bu arkadaşıma yakışacak mı? Barbie'ye taç yakışmamıştı ama bu arkadaşımıza yakıştı. Evet, sen böyle kullanabilirsin. Çünkü sen böyle daha şirin oldun. Eklemleri hareketli olmayan bebekler ama çok tatlılar. Duruşları çok güzel. En azından elleri hani kıvrık değil arkadaşlar. Bazıların elleri, bakın göstereyim hemen. Elleri böyle sabit olan bebekleri çok da sevmiyorum. Bunlar benim için harika bebekler. Harçlıklarınızı biriktirerek alabilirsiniz. Fiyatı sadece 17 TL. İnternette bazı sitelerde 14 TL'ye bile bulabilirsiniz. Bu seride 3 bebek var arkadaşlar. Yeşil elbiseli, pembe elbiseli ve mor elbiseli. Evet arkadaşlar, bugünkü videom slime kaplı dev sürpriz yumurtayı açma videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla, eğlenceyle, mutlulukla kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.